Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, videomuzun konusu bir normal bir Müslüman, normal bir insan belli bir seviyeden sonra nasıl görev alır ve evliya olur? Bunun törenini dinleyeceğiz. Zat-ı muhterem evliyalığı olan, müritleri olan, takipçisi olan, ciddi manada saygı gören bir zatın bu makama nasıl yükseldiğini kendi ağzından dinleyeceğiz. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Ondan sonra da düşünelim. Bir Müslüman olarak aklımızı kullanalım. Kur'an'a verelim söylediklerini. Bakalım nasıl bir şey tarif edecek. Ne kadar akla, mantığa ya da sünnetullah'a uygun. Buyurun. Sen oldun baba vefatında. O anda Çorum'da meydan kuruldu, divan. Bütün peygamberler geldi. Sahabeler bir tarafta, mezhep sahipleri bir tarafta, elbiseleri ayrı, piranlar bir tarafta, kadın evliyalar da arka tarafta. Mübarek yine kadınları arkaya atıyor. Şimdi bu büyük şura, büyük toplantı Çorum'da oluyor. Peygamberler Çorum'a geliyor. Hepsi Çorum'da oluyor. Rüyadan bahsetmiyor. Yaşadığı bir olayı anlatıyor. Bu kadar inanmış. Kadın evliyalar da en arkada duruyorlar. Hazreti Ayşe'nin Cemel vakası herhalde bu zihniyetten çıkmış olabilir. Kadın hep arkaya, hep arkaya. Ne anlatırlarsa anlatsınlar. Ya atıyorsun, bari atarken hakkını savun ya, hak ver. Yok. Belki de atmıyordur, gerçektir. Bakalım nasıl bitecek. Büyük bir divan, ortada böyle bir yol var. Nevşehir'de Mahmut oğlu Abdullah Gürbüz diye çağırdılar. Kim çağırıyor dedim. Rahmeten bil alemin Muhammed Mustafa çağırıyorlar. Hemen koşa koşa geldim, biraz şöyle kaldım. Ama Resulullah Efendimiz ayağa kalktı, ayağa kalkınca Florans lambası gibi bütün orada sahabeler de, peygamberler de, hepsi de Resulullah Efendimiz'in şekil ve suretini alır gibi oldu. Hepsi nurlandı. Oturdu, o öndeki rahleye, o icazet kağıdı orada. Evladım bunu mu istiyorsun dedi, yüzüğüyle beraber gösterdi, vurdu. Allah'ın Resulü bana evladım dedi, bana bir kendime aldı, bir şekilde kurdum, zerre zerre kayboldum. Yüzük imzadır arkadaşlar, mühürdür. Bu ehli sünnet zihniyeti peygamberin okuma yazma bilmediğini ve öğrenmediğini iddia ediyorlar. Onun için yüzük kullanıyor peygamber imza için. Bütün kainatta yok oldu. Yalnız şeklim duruyor, ruhum kayıp gibi. Oğlum bunu mu istiyorsun? Gece girsin gibi toplandı. Hemen geldim yine içine girdim. Titreme aldı. Allah'ın Resulü oğlum dedi, evladım dedi. İşte evladım dedi, hilafetin budur. Ümmetimi irşad et dedi. O sırada piranlar, hemen o 8 tane mühür vuranlar sahip çıktı da bir ayna getirdiler şöyle. Ayna getirdiler. Aynanın sağ tarafında erkekler, sol tarafında nisalar. Nisa hatta kadın. Kadının kanındaki çocuk Abdullah Baba dediğini işittim ağrına başladı. En sonunda denizde vuku buldu. Ben ağladım, dedim ki ben bu kadar insanları nasıl arayayım bulayım, nasıl bir araya getireyim, nasıl irşad edeyim, ne yapayım ben dedim. Sonra ilmi de yok deyince Resulullah döndü, evladım dedi. Ledün ilmi istiyorsun dedi. Ledün ilmini daha önce işlemiştim bir videoda. O videoyu kaçıranlar için söyleyeyim. Herhangi bir dünyevi ilim almadan, herhangi bir dünya hayatında hiçbir okula, hiçbir yere gitmeden Allah tarafından kalbe verilen ilme ledün ilmi denir. Kur'an'a da aykırıdır tabii ki. Başvekille konuşurken cevap veren, valilere, kaymakamlara sorduklarına suali veren,
Nebusların sorularına sual geliyor. Sen mi yürüyordun evladım dedi. Ledinil mi birden bile girilmezdi. Lüzum gittikçe Allah kalbe ilham ederdi. Kalpten gelir ilim dedi. Allah'ın dedi, girmiş olduğu ilim dile dökülür dedi. Kalpten gelir, kalpten dile dökülür dedi. Bizden bile girilmez evladım dedi. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Ben bunları nasıl ilim geçeceğim? Direkt ki bazısı senin ayağına gelir, bazı da sen onların ayağına gidersin. Sen anlat. Ben nasıl irşad edeyim bildikçe, sen anlat. Sen anlat. Allah ve Resul'ün emirlerini tebliğ et. Kalpler Allah'ın kudreti elindedir. İrşad. Evet. Peygamber'e, Resul Muhammed'e diyor ki, benim herhangi bir ilmim yok diyor. O da diyor ki, sana ledun ilmi verildi. Kalbine ilim gelecek, sen de onunla konuşacaksın dedi. İrşat görevi yüklenmiş. Böyle bir tören ile Hacı amcamız peygamberin manevi oğlu olmuş. Resul Muhammed'in manevi oğlu olmuş. Sen benim oğlumsun diye hitap etmiş. Görevin irşat etmek demiş, yaymak demiş, anlatmak demiş. Arkadaşlar, eğer bir yere bağlanmak istiyorsanız ve bu söylediklerine inanıyorsanız bu adama bağlanabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde törenle Çorum'da bütün peygamberler bir araya gelmişler. Mezhep kurucuları da bir araya gelmişler. Farklı elbiseler giyiyorlarmış. Ve icazeti mührü basıp kağıdı Hoca Efendi'ye vermişler. Düşünmeniz ve akletmenizi diliyorum. Ya kalbine ilim gelenlerin peşinden gidersiniz ya da kendiniz Kur'an'ı okur, anlayıp yaşamaya çalışırsınız. Selam ve dua edin.